Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bakın iplerimi tülbentimde olan renklerden bu şekilde pembesi ve yapraklarına bu da mor çiçeğini şu şekilde birebir aynısı yapraklarına uygun olan yeşilim ve şöyle beyazda içinde hafif olan ve bunu da arkadaşlar tohum olarak arasına kullandım kredi zaten tülbentimin kendi ana rengi Evet bu renklerden şöyle güzel çok güzel bir model tasarladım sizler için arkadaşlar model iğneden tığa bir model şöyle göstereyim bakın modelimiz tanıdık bir model daha önce Arkadaşlar bunu şu yeşil kısmını e, böyle kayanın üzerine ilmeklerle yapmıştım ve e, buralarda e, yoktu bunu kendim tasarladım Arkadaşlar şöyle hoş bir e, görüntüsü olsun diye Bunlar da koparmalı minik fıstıklarda arkadaşlar ve çok zahmetliydi. Hem bu kadar gösterişi yoktu hem de yapımı daha zahmetliydi. Hem kolay hem de gösterişli olarak bu modeli tasarladım. Bakın burada sadece minik trabzanlar yaparak üçer zincirle zincirlerle geçişler hazırlayıp yapımını çok kolay yaptım. Koparyak koparyak şöyle uğraşması olmayacak. Bu şekilde hem iğneden tığa hem de şöyle tasarımını daha şöyle yapılır hale getirerek gösterişli hale getirerek şöyle hem tığa hem iğneye uygun bir model hazırladım. Evet arkadaşlar ben modeli çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle bir de sallantılı halini tersten bakın. Başlayalım yapım işine. İlk önce tülbentimin kenar tığlama işlemlerini yapıyorum. 696 nolu videomda tüm püf noktaları ile kenar tığlama işlemi mevcut arkadaşlar. Oradan 696 nolu videomu izleyebilirsiniz. Şimdi ben ara suyu olarak bu şekilde 7 tane bıraktım çiçeğimde. ikinci çiçeğimin arasına. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın ilk başlar gibi başlayacağız. Tığ içine sık iğne ile sabitledik. Hemen ara suyunu yaparak başlıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle iki ve iki. Bu şekilde. Dört zincir. Kapatıyorum. Dört zincirimi. Bir, iki zincir. Hemen buraya sabitledim. Bakın şöyle bu kapama tutturma işlemi ortada 5 tane kalacak bu da diğer çiçeğimiz için olacak şöyle arkadaşlar ara suyumuz bu kadar şimdi çiçeğimiz için temelini atalım şöyle iki zincirimi çektim bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle iki ve iki yine iki zincir sıradaki tığ battıya kapatıp bakın bu şekilde böyle kirpiksiz trabzan 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Yandaki tığ battıya 2 2 alarak boş bir trabzan yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Hemen çevirdim. Bu boş olan trabzanımın tepe noktasına girip şöyle sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle 2 zincir çekip düz tarafına döndüm bakın. Yuvayı hazırladık. 2 zinciri çektik. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Zincirle beraber 2 tane trabzan oldu. Bir defa tığımın başını doluyorum. 2 2 alıyorum. 3. Şöyle 4 5 Toplamda 12 tane trabzan yapacağım. 6 bir defa doluyorum. 7 Şöyle bakın sağ tarafı yaptıkça alabilirsiniz rahat bir şekilde bir defa tığımı doladım 8 9 10 bir defa tığımı doluyorum şöyle 2 ve 2 iki. 12. iki tane zincir çekip yuvaya kapatıp bu şekilde yapıyorum. Başını ve sonunu bu şekilde ikişer zincirle yapıyorum yuvamın. Evet iki zincir çekiyorum. Hemen boş olan yandaki tığ battıya girerek bu şekilde çiçeğimin yuvasını tamamladım. Şimdi ara suyuna başlıyorum. İki zinciri bir defa doladım. Yuvaya girdim. İki ve iki. Dört zincir. Kapatıyorum. Trabzanımın arasına sık iğne ile. Şöyle tomurcuktan sonra iki zincir çekip sıradaki tığ battıya kapattım ilk başla yaptığımız ara suyundan buraya 7 tane yapacağım. 2 defa tığımı doladım. Şey pardon, 2 zincir çekip bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girip 2 2 aldım. 4 zincir. 3 ve 4. Kapatıyorum. 2 zincir bir defa tığımı doluyor. Şöyle sık iğne ile sabit. Edeyim. 2 zincir bir defa tığımı doladım. Trabzan. 4 zincir kapatıyorum bakın trabzana bu şekilde 2 zincir sürekli yaptığımız ara suyu olduğu için sizin de aşina olduğunuz bildiğiniz bir ara suyu o yüzden biraz da hızlı geçiyorum arkadaşlar Trabzanı hemen 4 zincir çekiyorum ve arasından girip sık iğne ile buraya bağlıyorum 2 zincir sabit 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Evet bu şekilde 7 tane yaptıktan sonra ara suyunu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 7 tane yapacağız. Sonra bu boş trabzanların tepesine 12 tane trabzandan oluşan yuva hazırlayacağız. Bakın. Çimenimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi biz çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizi yapacağız. Bakın şöyle e, trabzanımın ilk trabzanımın tepe noktasından giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum buraya. Bir defa tığımı doladım aynı trabzanın tepe noktasına giriyorum şöyle bir ve 2 iki. ikisini birden alıyorum aslında bu üçüncü şimdi hafif ipimi uzatıp buraya örümcek yapıyorum örümcek çok minik bir örümcek bir defa tığımı doladım yanındaki hemen bakın hiç atlamadan tüm trabzan tepe noktalarına yapacağız işlemimizi bir ve 2 2 tane tığımı tığımda bıraktım. 2 tane ilmeğimi tığımda bıraktım. Sıradaki tırabzanıma giriyorum. 1 2 Evet yine bir tane. Toplam üç tane oldu bakın bu şekilde. Ve üçünü birden buraya kapattım. Bu şekilde trabzan yaptım. Siz bu şekilde tığda bırakmadan da yapabilirsiniz. Şu uç sivri nokta güzel oluşuyor diye ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yoksa zorunlu değil. Normal trabzan da olur. Evet yine küçük bir örümcek yaptım. Örümcekler gayet küçük olsun. Küçük olunca daha güzel yuvalar oluyor. Sıradaki trabzan tepesine şöyle bir ve iki. Bir defa tığımı doluyorum. Sıradaki trabzanın tepe noktasına bir ve iki. Bakın üçünü birden buraya kapattım. Şöyle üzerine de bir zincir. Yine çok küçük bakın Şöyle bir örümcek yapıyorum. Yavaş yavaş anlatıyorum inşallah görünüyordur. Bu şekilde trabzanlar oluşturuyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle bir ve iki. Bir defa tığımı doluyorum. Sıradaki trabzan tepe noktasına bir, iki. Son ilmek tığında üçlü birden kapatıp üzerine bir tane bu şekilde zincir çekiyorum. Yine gayet minik bir örümcek yapıyorum. Örümceği çok minik olması lazım arkadaşlar. O şekil çok güzel duruyor. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle bir ve iki. Yine tığımda son ilmek. Sıradaki trabzana bir ve iki. Son ilmek yine tığımda. Sonra üçünü birden bakın sık iğne ile buraya sabitleyip üzerine bir zincir çekiyorum. Yine Bakın çok küçük şu tığ'ı uzattığınız boyutunuz örümceğinizi belirler ona göre dikkatli tığ'ınızın boyutunu uzatın. Evet minik bir örümcek bir defa tığ'ımı doladım. Son iki tırabzan şöyle bir şöyle iki son ilmek tığ'ımda bakın iki zincir çekerek aşağı indiğimiz bu ıı, trabzanımızın tepe noktasına da bir ve iki tane trabzan yapıyoruz son ilmek tığında hepsini bir kapattım Evet arkadaşlar şimdi bir zincirimizi de dibine çektik şöyle bakın şöyle sökülmemesi için birkaç zincir çekeyim size bakıtayım bu şekilde yuva hazırladık arkadaşlar çok güzel oldu 12 tane alttaki trabzana bu şekilde 5 tane örümcekten oluşan yuva hazırladık şimdi bu ipimi bırakıyorum ben beyaz ipimi tohum atmak için hemen sarıp elime geliyorum. Evet hemen beyaz ipimi takıp geldim tığıma. İlk yapmış olduğumuz örümceğimin içine sık iğne ile beyaz ipimi sabitleyip üzerine iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle iki iki alarak minik bir trabzan. Bir defa tığımı doladım. Örümceğimin içine girip iki ve ikiye bakın başta çektiğim iki zincirle beraber üç tane trabzanım oldu ve dördüncü trabzan olarak da yine iki tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde bir tohum atmış oldum arasına üç tane zincir çekiyorum bu iç zincir diğer örümcek yuvasına şöyle geçiş köprüm oluyor İki tellerinden yapıyoruz aşağıda tek teli kalıyor bakın şöyle bir ve iki zincir bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. 2 zincir çektim. Yuvaya girdim. 4. trabzan olarak kapattım bakın. Şöyle 1 2 zincir sıradaki örümceğimin içine girip sabitliyorum. Tüm bu örümcek yuvalarına aynı işlemi yapıyorum. Kenarlarına 2 zincir çekerek toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum şöyle bir defa doladım 2 ve 2 2 zincirimi çektim örümceğimin içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 ve 3 zincir sıradaki örümceğime aynı işlemi uyguluyorum 2 zincir şöyle bir defa tığımı doladım 2 ve 2 Şöyle 2 ve 2. 3 oldu. 2 zincirimi çektim. Ve buraya kapattım. bak 1, 2, 3 zincir. 3 zincir benim geçiş köprüm. Buraya sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 2 ve 2. Şimdi 2 zincirimi çektim örümceğimin içine kapatıp buraya dördüncü trabzanımı yaptım. İpimi şöyle çakma yine nere attım arkadaşlar. Şu üç yanıklığından da onu temizlerim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde oluyor bakın. Ve üst sık iğneli tacını yapmaya geldi sıra. Çok da güzel işimiz oldu. Evet arkadaşlar bakın en son şöyle battı ya sık iğne ile sabitleyerek bırakmıştık bir zincirle buraya geçiş yapıp sabitlemiştik şöyle ters tarafına dönüyorum bu ıı, trabzanı kapattım hani ikisini bir kapattığım tepe noktası var ya oraya şöyle kapattım ve 11 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 buradaki 3 zincirle köprü olarak geçiş yaptığım Yo ayağı bu 11 zincirimi bu şekilde kapattım. Şöyle kenarlara 11, iç tarafa da 10 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen bu üç zincirden aradan giriyorum, kapatıyorum Bakın. Yine 3, e, 10 zincir 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıradaki bu beyaz yuvanın içine girip sağ. 10 zincir şöyle şu şekil oluyor. Yuvalarımı göstereyim. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine bu 3 zincirli beyaz köprüden sık iğne ile sabitledim. 11 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. Bu evet, ilk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepe noktasından buradan giriyorum ve şöyle arkadaşlar bir zinciri çekip bunu buraya tutturacağım bakın. Demin tutturduğumuz gibi tekrar bir zincirimi çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bakın burada tutturdum. Burada da başta da tutturdum. Şimdi direkt sık iğne ile bu çekmiş olduğumuz zincir yuvasına geçiş yaptım buraya 11 tane sık iğne yapıyorum sahte sık iğne yapıyorum o daha güzel duruyor arkadaşlar Siz normal sık iğne de yapabilirsiniz zorunlu değil yani Evet sık iğnenin sahte sık iğnenin püf noktası da şu ilmeği bol bırakmak arkadaşlar yoksa yapımı zor olur sizi zorlar bunun püf noktası da bakın burada Eğer seri yapmak istiyorsanız bu şekilde tığdaki ilmeği bol bırakacaksınız. Şöyle 5 6 7 8 9 Bakın şu şekil oluyor. Çok güzel duruyor. Daha zarif duruyor arkadaşlar. Şöyle 10 11 Baştakinin sık iğneler 12 olacak bir fazla zincir olduğu için bir fazla da bu şekilde sık iğne olacak. İç kısımların 11 tane bu şekilde sahte sık iğnesi olacak. Hemen giriyorum yuvadan ve sahte sık iğnemi kapatıyorum. Evet ilk e, bu tohumun kenarını bu şekilde sık iğneledik. Şimdi sıra diğer yuvaya geçiş. Aynı sık iğne ile geçiyorum. Şöyle 2 Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane şöyle iç yuvalara sık iğne yapıyorum bak. Sıradaki yuvaya yine sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Şöyle bir ilk baştakini oturtturun düzelte dibine giriyorum 2 alttan alıp ilmek alıp tığımdan geçiriyorum üzerinde bir zincir alttan alıp ilmek alıyorum üzerinde bir zincir 4 5 6 7 8 9 10 birisi arkadaşlardan yorum yazmıştı sık iğnenin sahtesi gibi gerçeği mi oluyor falan diye böyle koymuşlar arkadaşlar ismini bu işlemin sık iğnenin ismini sahte sık iğne koymuşlar benlik bir durum değil öyle bildiğimiz için biz de o şekilde devam ettiriyoruz Evet sıradaki yuvanın içine giriyorum şöyle bakın tığımdan ilmekten geçip üzerinde bir zincir alttan alıyorum tığımdakinden geçip iki şunu bol bırakmazsanız zor oluyor arkadaşlar. Onu bol bırakacaksınız. Sonra sıkılıyor zaten. Evet, böyle içinden geçtikten sonra kendisi kolay oluyor. Yoksa tırnağınız eliniz hep böyle delinir. Ben bu kolaylığı buldum. Size de bu taktiği göstermek istedim. Evet. 7 oldu sanırsam arkadaşlar. Şöyle 8 9 10 ve 11. Yapımı çok zevkli oluyor arkadaşlar. Şöyle kameradan görme açısından belki size benim yapışım zormuş gibi gelir ama yoksa çok kolay ve hem de zevkli bakın. Güzel oldukça daha insan böyle yaptıkça yapası geliyor. Yapmış olduğumuz sık iğneler bu şekilde. Şimdi beşinci sık iğnemi yapıyorum alttan girip ilmek alıyorum. Tığındakinden geçip üzerine bir zincir. Alttan gir, ilmek al, tığındakinden geç, ilmek al. Şöyle tığındakinden geç, üzerinde bir zincir. Şöyle bakın 9. Şöyle 10. Bu ilk baştakilerin zinciri 12 olduğu için şey 11 olduğu için bir fazla da 12 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar ki şöyle hoş güzel tam kare dönüş düzgün duruyor şimdi bakın buraya bir zincirle geçiş yapmıştık şöyle oradan sık iğne ile tekrar sahte sık iğne ile bak şu noktaya tekrar göster isterseniz direkt bu şekilde yeşil yuvaya da girebilirsiniz arkadaşlar şöyle nasıl kolayınıza gelirse bu şekilde girip şöyle yine çakmak yerine kullanacağım Evet. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Çok da hoş oldu. Birebir iğne oyası zarifliğinde oldu. Şöyle bir tutayım arkadaşlar. Hemen şu ipimi yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar bakın modelimi tamamladım bu şekilde. Şöyle tülbentimizin ana renginden çiçeğimi hazırladım. Hep koyu mürdüm veya pembe hazırlıyorum. Bu sefer de bu şekil olsun istedim. Güzel oldu inşallah arkadaşlar. Bu da daha önce sizler için hazırlamış olduğum pembe rengi. Şöyle çok tatlı oldular. Bakın arkadaşlar sizler için bu şekilde birebir tasarladım. Hem iğneye uygun hem tığa uygun. Daha önce bu şekilde fıstık yapıp koparması zor oluyordu. Bu şekilde hem sizler için böyle yapımı tohumları çok güzel oldu. Trabzan çok yakıştı. Hem kolay oldu alt kısmı da. Böyle ilmek yerine trabzan. Böyle çok hoş arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Şöyle hani farklı bir dokusu olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de benimle şöyle aynı fikirdesinizdir. Uzaktan ikisini beraber bir göstereyim. Şöyle. İşçiliği de çok kolay bir işçilik. Sizi hiç yormayacak. Bu şekilde çözünürlük gidip geliyor. Evet arkadaşlar. Şöyle yapılası yapılmaya değer bir model. Tülbentin içinde olan renklerinden olması da ayrı bir güzellik kattı. Şöyle dediğim gibi griden sonra yanına da mürdüm yapılsa ayrı şahane şöyle gözlere şenlik bir model olacak. Hem yapımı kolay hem de böyle zarif olan modellere aşığım arkadaşlar. Çok seviyorum. Bu şekilde sanat eseri gibi oldu. Evet. Sizler de arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak videolarımın devamı için böyle farklı farklı videolarda buluşmak için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.